Biraz kimsiniz ha? Beni nereye getirdiniz? Ulan benim kim olduğumu biliyor musunuz? Bittiniz ulan siz, bittiniz. Biz senin kim olduğunu çok iyi biliyoruz Halil Efendi. Sen kafanı yorma. Ne var, ne istiyorsun? Kaybolan 26 sene mi? Verebileceğim mi? Ne diyorsun, anlamıyorum. Anlamıyor musun? Yok, anlamadım. Sen benim ömrümü çaldın. Sen benim kalbimi göğsümden çöküp alıp bana hevessiz ve nefessiz bomboş bir hayat bıraktın. 26 sene. Benim cennetimi elimden alıp bana cehennemi bıraktın. Geri ödeyebileceğim mi? Sevdanı Bursa'mda bıraktığın yetmedi. Kızımı evlatsız, beni de babasız bıraktın. Ha? Hesabını verebilecek misin bunu? Ne saçmalıyorsun Aziz Toprak? Ne kızın, ne evladı? Ildır'dan ayrılmadan önce meleğe yolladığım mektup eline geçmedi. Kimin engellediğini iyi biliyorum. Benim mektupta falan haberim yok. Ayrıca o benim karım. Eski defterleri açmadan onu bir hatırla. Çıkın dışarı. Usta. Çıkın dedim. Bir dakika, nereye gidiyorsunuz? Kardeş! Bırakmayın beni burada! Demek mektup falan hatırlamıyorsun. Ben mektup falan hatırlamıyorum. Hafızan zayıf demek ki. Allah'tan benim öteki kızı doktor çıkardık da bu sağlık işlerinden anlıyorum biraz. Senin reçeten bende. Merak etme. Birazdan hafızan yerine gelir. Ah! Irmak. İyiyim anneciğim, merak etme. Hastaneye gitmeye bile gerek yoktu. Olsun, gene de bir doktora gözükmekte fayda var. Sen de gel. Beni yalnız bırakma, olur mu? Tamam, nasıl istersen. Kim yapmış olabilir ki böyle bir şey? Bilmiyorum ama öğreneceğiz. İrfan. Buyurun Sinan Bey. Bana bu gecenin kamera kayıtlarını getir. Hemen Sinan Bey.
Hadi içeri geçelim. Sen de çok yoruldun bugün. Yat dinlen biraz ha. Kızım bu haldeyken yatamam ben. Hadi ne olur hemen arabayı hazırlat. Ben de gideceğim hastaneye lütfen. Gördünüz işte Irmak daha iyi. Biraz yatın dinlenin. Yok. Kızım bu haldeyken burada duramam ben. Hadi Sinan oğlum ne olur hazırlat şu arabayı hemen gidelim. Tamam anne üstünü değiştirip gidersin hadi. Alo. Hazal. Hemen konuşmamız lazım seninle. Pardon da siz kimsiniz? Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Ama şu kadarını söyleyeyim. Naz'la ilgili. Anlayamadım. Ben Naz'ın arkadaşıyım. Yani öyleydim en azından. Mezarlığın üst sokağına gel. Hemen gel. Çok mühim bir konu bu. Naz'a ne olduğunu merak ettiğini biliyorum. Mümkün değil. Konuşmamız lazım. Bekliyorum. Aramıza hoş geldin Halil Efendi. Hafızan geri geldi mi? Yoksa sabaha kadar narkoz niyetine döve döve ayıltıp bayıltayım mı seni ha? Ne dersin? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Bey, sen bilirsin. Dur. Vurma dur. Gözüm karmadı artık. Ha. Hafızan yerine geldi yani. Dur vurma dur. Bir şeyler hatırlıyorum sanki. İyi o vakit. Dinliyorum. Mektubu ben aldım. Meleğin mektupta haberi yok. Ben de sevdim. Hem de herkesten daha çok sevdim. Senin gibi bir adamı karşıma alıp kendime düşman edecek kadar çok sevdim. Senden de çok sevdim. Sen ne yaptın ha? Meleğin seni sevmediğini düşününce ne yaptın sen? Arkanı döndün. Ama ben, beni sevmediğini bile bile bir ömür geçirdim ben onunla. Ne bir gök küstüm, ne de arkamı döndüm. Dur. Aradan tek mektup, meleğin mektubu değil. İlgini çekecek başka bir mektup daha ver bende. Hayatta en çok istediğin şey... Beni bırak, melekle etrafımızda dolaşma. Hayatta en çok istediğin şeyi ben sana vereceğim. Tamam mı? Gerek yok. Ben zaten istediğimde kızımla görüşürüm. Senden izin ya da yardım almama gerek yok. Bu kızınla ilgili değil. Kardeşinle ilgili. Ya kardeşinden haber alırsın... ...ya da benden intikam alırsın. Kararını sen ver artık.
Hadi gel. Korkma, bir zarar verecek değilim sana. Konuşacağız sadece. EKG ve tomografi çekmeden hasar kalıp kalmadığını bilemeyiz. Kısa bir süre de olsa oksijensiz kalmış. Organlar etkilenmiştir muhakkak. Evdekilere ulaşın, günlük raporlama notlarını da bana ulaştırsınlar. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey, sağ olun. Senin yüzünden buradayız, farkındasın değil mi? Kardeşimi nasıl yalnız bırakırsın sen? Bundan sonra su içmek istediğin zaman hizmetlilerden iste. Hele sana kardeşime emanet etmişken. Allah'ım ya, şu verdiğin zarara bak. Evliliği falan unutacaksın balıkçı. Kardeşimi senin eline bırakmayacağım. Bir sakin ol. Ben şu anda sadece Irmak'ın sağlığıyla ilgileniyorum. Bence sen de öyle yap. Affedersin. O kadar çok benziyorsun ki ona. Bakın ne istiyorsunuz? Naz'la ilgili demiştiniz, arkadaşım demiştiniz. Kural benimle görüşmesini yasaklamadan önce öyleydi. En yakın dostumdu benim. Bak iyi dinle beni. O Vural'ın yanında olduğun sürece hayatın tehlikede. Ben de sana olduğunu öğreneceğim. Ama bana yardım etmen gerekiyor. Neden inanayım ki size? Çünkü sen de aynı şüpheyi taşıyorsun. O yüzden gittin avukata. O yüzden araştırıyorsun Naz'ı. Sen bütün bunları nereden biliyorsun? Daha bir sürü şey biliyorum ben. Hazal lütfen inan bana. Benim Naz'a ne olduğunu öğrenmekten ve seni korumaya çalışmaktan başka bir amacım yok. Kanıtla o zaman bana. Bana düzgün bir kanıt göster, o zaman inanırım sana. Olabilir ki. Biri özellikle çekmiş o fişi belli. Kendi kendine çıkacak hali yok ya. Ah be kızım, ah be yavrum. Ben sana demedim mi git bak Irmak Hanım'a diye. İki dakika önce gitsen belki de bunların hiçbiri olmayacak. Ay dua edin bir şey olmadı. Yoksa Canan Hanım ailece kapının önüne koyardı sizi valla. Sen de kına yakardın. Ay abla aşk olsun. Bu nasıl söz? Tamam tamam sus. Biz bilmiyoruz sanki. Neyse. Şimdi kamera kayıtlarını izleyecekler. Kimin ne yaptığı ortaya çıkacak. Hadi siz de yataklarınıza. Hadi ben burayı hallederim. Hadi yavrum. Hadi. Hadi kızım. Hadi kızım sen de çok yoruldun, korktun. Hadi. Ya ne demek görüntüler yok İrfan? Ya Sinan Bey galiba o sırada kameralar kayıtta değilmiş. Çeşme'de de bir sefer olmuştu ya güvenlik kameralarında aynı sorun biliyorsunuz. Tam olarak ne zaman olmuştu İrfan? Tam tarihi hatırlıyor musun? Ya 2-3 yıl kadar önceydi Hazal Hanım. Ya tam hatırlamıyorum ama Naz Hanım'ın ya gittiği gün ya da ertesi gün. Hazal'cığım sen iyi misin? Bir rengin gitti sanki. İrfan, hard diske tekrar bak. Belki atlamışsındır. Baktım. Sana ne diyorsam onu yap İrfan. Peki Sinan Bey. Vural arıyor. Aa Hazal. Abime şimdilik bir şey söyleme. Hastanede Irmak'ın yanında delir misin? Ben yarın yüz yüze konuşurum onunla. Tamam. Vural. Ne yaptınız? Irmak iyi mi? Durumu nasıl? İyi iyi. Biraz daha iyi. Uyuyor şimdi. Siz ne yaptınız? Kontrol ettiniz mi kayıtları? Var mı bir şey? Şu an için bir gelişme yok. Sinan ilgileniyor, sen merak etme. Biz evden çıkarken günlük nabız, tansiyon, oksijen kayıtlarını unutmuşuz da... onları bir fotoğrafla yollar mısın bana? 5 dakikaya gönderirim. Tamam, bekliyorum. Bir de bir şey soracağım sana. Ben gece uyandığımda sen yanımda yoktun da... neredeydin? Uyuyamadım. Öyle dışarı çıkıp hava almak istedim.
Kenan'la karşılaştın mı peki? Bunu mu soruyorsun şimdi? Kenan'ın nerede olduğunu merak ediyorum da... ...o herifin doğruyu söyleyip söylemediğini bilmem lazım. Evet, karşılaştık ben merdivenden inerken. Peki. Ben hırma olsa iniyorum. Selma abla. Niye ağlıyorsun? Ben Irmak Hanım'ın durumuna üzüldüm. O kadar masum, o kadar iyi kalplidir ki. Benim elimde büyüdü. Ben onu Nevra'dan hiçbir zaman ayırmadım. Kızım gibi severim onu. Şimdi onu öyle görünce birden ne yapacağımı bilemedim. Sen merak etme. Irmak iyi olacak, toparlayacak. İnşallah. İnşallah. Allah o Kenan Bey'den de razı olsun. Başkası olsa kapıyı çarpar. Giderdi, evlenmezdi onunla. Demek ki Kenan Bey gerçekten seviyor. Ben inanıyorum. O Irmak Hanım'ın yanında olunca hastalığı çok kolay atlatacak. Eminim. Başka ne diyeyim Hazal Hanım? Allah onları ayırmasın. Tamam, sen çık. Yüzünü yıka bir. Oral Irmak raporlarını istedi benden. Ben de onları bulayım. Gerisini hallederim. Sağ olun Hazal Hanım. Bence Ebru yaptı bunu. Saçmalama, Ebru niye böyle bir şey yapsın? Sence? Farkında değil misin? O kız Kenan'ı seviyor. Gözü sürekli üstünde. Sanmıyorum. Ben kadınım hayatım, anlarım. Daha önce de bana asıldığını söylemiştin.
Yalan mı? Asılmakla kalmadı, üstüne bir de öpmeye kalktı seni. Hem sen bu kızı niye savunup duruyorsun ya? Peki sen niye bu kızdan bu kadar nefret ediyorsun acaba? Sevmiyorum. Daha ne kadar söyleyeceğim? Hoşlanmıyorum bu kızdan. Irmak için de geçenlerde aynısını söylemiştin. Ölmesini istiyorum dedin. Kendi kulaklarımla duydum. Belki de bunu sen yapmışsındır. Ha? Ne? Delirdin mi sen? Böyle bir şey nasıl düşünürsün Sinan? Benim aklımın ucundan bile geçmez Defne, ama bunu sen söyledin. Kardeşimden nefret ettiğini söyledin, onun ölmesini istediğini söyledin. Ve hemen arkasından bunlar oldu. Şimdi sen kendini benim yerime koy. Sen olsan ne düşünürdün acaba? Bunun burada ne işi var Ebru? Hazal, ben kalktım bir ara, banyoya gidiyordum. Kapı açıktı, geleyim bir ırmağı kontrol edeyim dedim. O sırada düşmüş herhalde. Ben de odaya gidince fark ettim kolyemin olmadığını. Sonra yanlış bir şey düşünmesinler diye ilk fırsatta geldim işte aramak için. Neyse ki sen bulmuşsun. Sağ ol. Ne oldu? Banyo diğer tarafta. O doluydu. Yalan söylüyorsun. Verir misin şunu? Ebru. Irmak'a bir şey yapmadın değil mi? Ya sen artık iyice saçmalamaya başladın Azal. Ver şunu. Hem sen bana hesap soracağına kendine bak. Neydi geceki halin Kenan'la? Hiç boşuna inkar etmeye kalkma. Gördüm. Öpüşüyordunuz. Diğer banyo doluydu demiştim sana canım. Seni gördüm mutfağa giderken. Merak ettim, baktım ben de. Sonra maalesef gördüm. Azal, bak her şeyi riske atıyorsun. Ya benim yerimde Vural olsaydı? Ya Vural görseydi sizi? O zaman ne olurdu? Cinayet çıkardı. Ben bir şey yapmadım. Ya, tabii. Ben kendi gözlerimle gördüm diyorum. Resmen adamı öptün Azal. Bu Kenan meselesini kapatacaksın artık. Yoksa her şeyi berbat edersin. Her şey berbat zaten. Sen daha hiçbir şey görmemişsin canım. İstersen bu kapıyla devam et, gör bakalım neler oluyormuş. Son kez söylüyorum sana Azal. Kenan meselesini bitir artık. Unut artık. Uzak dur. Yoksa senin başın belaya girecek. Onun da öyle. Anlıyor musun beni? Uzak dur. Uzak dur demek ha? Yazık sana Ebru'cuğum. Resmen kör kütük aşık olmuşsun sen bu Kenan'a. Alabilir miyim? Haber yok mu hala? Kontrol etmemişler mi güvenlik kameralarını? Sinan ilgileniyormuş işte. Sence kim yaptı? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama tek suçlu Kenan. Kardeşimi yalnız bırakmış olmasaydı şimdi burada olmazdık. Yapma Vural. Yanlış düşünüyorsun. Kenan Irmak için elinden geleni yapıyor. O zaman gecenin o saatinde neredeydi? Güya su içmeye mutfağa inmiş. O adam intikam almak için her şeyi yapar anne. Ne yani? O mu yaptı diyorsun? Bilmiyorum. Belki de o yaptı. Burak, saçmalama. Kenan'ın Irmak'ı kurtarmak için nasıl çırpındığını görmedin mi? Kenan kurtardı kızımı bugün. En azından bunun için minnet duyabilirsin. Sen neden savurup duruyorsun bu balıkçıya?
olan biten onca şeyden sonra onu yapmadığından nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü ona ihtiyacımız var. Sen istesen de istemesen de bu böyle. Bunu kabul et artık. Onunsa ne bize ne de Irmak'a ihtiyacı var. Ama hala yanımızda kalıyor. Irmak için elinden geleni yapıyor. Buyurun. İçiniz ısınsın. Teşekkür ederim. Sağ ol, içmeyeceğim. Sana bir şey soracağım. Irmak rahatsızlandığında Hazal'la karşılaşmışsınız. Doğru. Salonda. Ha. Hazal merdivenlerde karşılaştığınızı söyledi de. Doğru söylemiş. Yani ben salondan mutfağa doğru gidiyordum. O da merdivenlerin başındaydı. Soracağım başka bir şey var mı? Toparladım hala, ben yatıyorum. Ellerine sağlık kızım da. Gelip seyretsene bak, şimdi çocuk sevdiğini söyleyecek. Sen izle, yarın anlatırsın bana. Kim ki bu saatte? Ben bakarım. Halil. Melek. Ne bu halin? Kim yaptı bunu sana? Gayet iyi. Organlardan hiçbir hasar görmemiş. Çıkış yapabilirsiniz. Çok şükür. Uyanık mı şu an? Yanına gidebilir miyiz? Tabii ki de. Dilediğiniz zaman gidebilirsiniz.
Hasan. Kenan meselesini bitir. Unut artık. Uzak dur. Yoksa senin başın belaya girecek. Onun da öyle. Telefon açacaksın Kenan. Benden kaçamazsın. Şimdi niye ısrar ediyorsun anlamıyorum ki. Konuşalım işte hastaneyle. Ambulans da getirsinler seni. Abi lütfen, çok sıkıldım artık sedyede yatmaktan. Hem iyiyim ben. Bak doktor da bunun her yere gidebilirsin dedi. O kadar uzun boylu değil küçük hanım. Doktor 6 saat dedi. Hadi hadi gidelim artık. Kusura bakmayın. Efendim. Kenan, Vural'lar yanında mı? Evet, yanındalar. Onlara belli etme lütfen. Konuşmamız lazım. Tamam, söyle hadi, dinliyorum. Çok korktum. Telefonda olmaz. Buluşmamız gerek. Gelebilir misin? Peki, tamam. Buluşacağımız yer için arayacağım seni, tamam mı? Tamam. Kusura bakma hayatım, benim şirkette acil bir işim çıktı, gitmem gerekiyor. Siz geçin, ben sonra gelirim. Ne oldu, sahibim mi çağırdı? Sahibi olduğum birçok şeyi borçlu olduğum kişi çağırdı. Seversin. Aşkım, gecikme olur mu? Tamam hayatım, merak etme. Geç kalma. Sen kendine dikkat et, tamam mı? Ne oldu tatlım? Panik oldum birden. Yoksa aşkına anlattığın defter mi bu? Ha? Almak mı istiyorsun? Al tatlım. Ver şunu. Al. Ver dedim sana, şunu ver. Al. Bak, ver dedim. Bir daha sakın. Sakın benim odama gireyim deme. Odana demek. Kendini bu kadar alıştırmasan iyi edersin tatlım. Hazal, Kenan'a olan aşkını öğrendiğinde bırak seni bu evde tutmayı, yanına bile yaklaştırmaz. Sen ne diyorsun be? Diyorum ki, insan aşkı için katil olabiliyormuş demek. Bana bak, sen çok fazla olmaya başladın. Defol git odamdan. Irmağın odasında mı konuşmayı tercih edersin tatlım? Dün gece Hazal'la konuştuğunuz gibi. Sahi ya. Siz dün gece ne tartışıyordunuz öyle? Pek bir hararetliydiniz. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok tatlım. Dün Hazal'la Irmağın odasında bir şey konuşuyordunuz. Bir şey verdi sana. Neydi o? Bizi mi dinliyorsun sen? Hem sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Hiç. Öylesine merak ettim. Ama önemli değil. Nasıl olsa ben Hazal'dan öğrenirim. Kolyemi verdi. Ondaydı bir süredir.
kolyeni verdi demek. Evet. İnanmıyorsan sorabilirsin. Hatta gel gidelim birlikte soralım. Yok. Gerek yok. İnanıyorum sana. Bana asıl garip gelen şey ise bu alışverişin Irmak'ın odasında olması. Ya sen açık açık konuşsana. Ne demeye çalışıyorsun? Katiller olay yerini mutlaka ziyaret ederlermiş. Öyle derler. Seninki de öyle bir şey miydi? Ha tatlım? Yoksa Irmak'ın fişini çekerken odada bir iz mi bıraktın? Arkanı toplamaya mı geldin? Ha? Hangisi? Sen kafayı yemişsin. Gerçekten. Hastasın sen. Asıl hasta olan sensin. Takıntılısın. Saplantı yapmışsın belli ki Kenan'a. Kurtulamıyorsun. Bu uğurda katil olmayı bile göze alıyorsan dibe batmışsın demektir. Yazık sana. Benim Kenan'la da Irmak'la da bir işim yok. Belki de sen çektin fişi. Suçu atacak birini arıyorsun. Ne malum? Neyin, kimin peşinde olduğunu biliyorum Ebru. Hazal'ı uyutabilirsin belki ama ben her şeyin farkındayım. Attığın adımları tahmin edebiliyorum artık. O yüzden arkanda iz bırakma sakın. Peşindeyim. Yakalayıveririm sonra. Benimle uğraşma. Bedelini çok ağır ödersin. Ne yaparsın? Beni de mi uykumda boğarsın? Irmak gibi. Benim kaybedecek hisselerim, param pulum yok. Yerinde olsam korkardım benden. Aksine senin kaybedebilecek çok daha kıymetli bir şeyim var kalbinde. Sen ne dersen de Kenan'a olan aşkını biliyorum. İşte bu yüzden korkması gereken biri varsa o da sensin tatlım. Şimdi müsaadenle geçebilir miyim?